Ben ineceğim, bizim derimiz olacak, bizim eve geleceksin. Hayır, gelmeyeceğim. Ah, canımı acıtıyorsun bak derinden gerçekten. Bir daha seni bekle, konuşmam. İncan, ben ne dersem o olacak. Evet İncan, derin dinle. Bizim de bekle, havuza geliyorsun. Hayır, sizinle birlikte gelmiyorum ki, tamam mı? Allah'ım yerim ya. Sizi burada Darko sayısı şu an video benim kılımıza bölüm bir açın arkadaşlar. Hadi bakalım Darko sayısı. Videoyu verenlerin kılımıza bölüm bir açanın inşallah annesi babası ölümsüz olur. İnşallah zengin olsun arkadaşlar. İstediğiniz herhangi bir şey gerçekleşir. Amin. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu arada videoyu beğendiyseniz takdirde kılımıza bölüm bir açtığınız takdirde arkadaşlar abone olmanız, bildirim açmanız lazım. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu iki aşama çok önemli. Abone olma butonuna tıklayın. Ondan sonra bildirim açıp tüm işaretleyin. Ondan sonra videoyu beğenin arkadaşlar. Videoyu beğendim yazın yorumlarda. Ondan sonra yorumlarınızı tek tek göre görmüş olsun. Bir kalp bırakacağım. Ondan sonra da arkadaşlar bir sürpriz gözükecek. Ben bunu söylemek istemiyorum yani. Her neyse, ben gidiyorum arkadaşlar. İngilizcan, geliyorsun diyorum sana. Beni sinirlendirme. Seni gelir evinden alırım. Seni rahatsız ederim, tamam mı? Ya of ya, bir kedi rahat bırakın hemen beni. Hayır İngilizcan, bu konuda rahat bırakmayacağız. Biz orada eğlenirken seni eğlenmemen ne bileyim yani. Birazcık sıkıcı olur. Evet İngilizcan, aynen öyle. Derin dinlesen iyi olur gerçekten bak he. Ben bile korkuyorum. Ben de korkuyorum İngilizcan birazcık kendisinden. Dinlesen iyi olur. Aynen birader ya. Gel Allah Allah. Görsene kardeşim. Allah'ım yerim, şunlara bakın arkadaşlar ya. Atmaz. Can, demek buradasınız he. Sizin burada olduğunuzu tahmin ediyordum yani. Tamam birader de. Hadi artık gel sen de ya. Eğlenceli tadını çıkaralım. Tamam arkadaşlar, gelirim. Ama bakın sırf siz varsınız diye gelirim. Sizden dolayı gelmiyorum, tamam mı? Tamam İngilizcan. Hadi geç içeri. Tamam, geçiyorum Allah Allah. Görsene kardeşim elimize. Geldim Atmaz, ne oldu? Arkadaşlar biz aşağıya gidiyoruz. Bir saniye ama biz içeride, sizleriz. Neden aşağıya gidiyorsunuz? İngilizcan, aşağıda sizlere yemek içecek, ne bileyim, öyle şeyler hazırlayacağız, tamam mı? Birazdan geleceğiz, merak etmeyin. Ne yapacağız aşağıda? Bana söylememişsin. Ya tamam derin, sussan Allah Allah. Tamam mı İngilizcan? Aşağıdayız biz. Tamam arkadaşlar ya. Her neyse, sıkıntı değil benim için. Hadi İngilizcan, siz eğlenmeye keyfinize bakın. Sonunda gidiyorlar Darko sayısı. Sonunda arkadaşlar baş başa ikimiz kalacağız. Merak etmeyin arkadaşlar. Üçümüz kalacağız yani. Şöyle şu kapıyı kapatalım. Burayı da kapatalım arkadaşlar. Tamam. Mükemmel. Arkadaşlar bakın, sizlere şöyle söyleyeceğim. Bunların verdiği içecekleri, yemekleri yemiyorsunuz. Neden kardeşim? Neden birader? Çünkü ne bileyim, onlar biz daha zamanında öldürmeye çalıştı. Bizden kurtulmaya çalıştı. Evimizi ele geçirmeye çalıştı arkadaşlar. Ne bileyim, paramızı, her şeyi yani. Ondan sonra yani ne bileyim, bunlardan dolayı yani birazcık onlara karşı güvenim yok birazcık. Anladınız mı? Sizin var mı? Kardeşim benim var vallahi. Ben derini aşığım. Kardeşim ben de seninle. Arkadaşlar tamam. Onlara aşık olabilirsiniz ama neyse yani, ben bir şey demek istemiyorum gene de. Siz gene kafanıza göre davranın. Ama ben onların verdiği yemekleri, içecekleri, yeri verdiği herhangi bir şey istemeyeceğim. Haberiniz olsun. Tamam birader, sen birisin. Yanıma gel, bir şey söyleyeceğim. Geliyorum, ne söyleyeceksin? Kulağına söyleyeceğim, yaklaş. Tamam, yaklaştım. Gel bakalım şuna. Aa! Aa! Sen bir iyisin ya. Tabii birader, öyleyim. Biz de anlattık kardeşim yanına. Söyle bakalım kardeşim, işler güçler nasıl gidiyor? Ya bas, işler güçler nasıl gitsin kardeşim yani. Her neyse, çalışıyorum işte. Ondan sonra eve geliyorum. Bebek Öz Sefilik'te falan oynuyoruz yani. Bebek Öz mü? O nerede say ya? Kardeşim bilmiyorum da vallahi billahi. Yani ne bileyim, okulda falan olabilir mi? Hayır, okulda falan olmaz da. Dışarıda herhalde ne bileyim, kız arkadaşıyla birlikte yani eğleniyordur yani kısacası. Her neyse, o zaman ben birazcık güneşleneceğim burada. Yatacağım, tamam mı? Tamam kardeşim, tamamdır birader. Kendine iyi bak. Siz de arkadaşlar, sağ olun, sağ olun. Arkadaşlar vallahi bile özlemişim yani gerçekten ya. Uzun süredir yani ne bileyim, tatil yapmıyordum. Hep çalışıyordum, kitap okuyordum. Ondan sonra ders çalışıyordum arkadaşlar, sınavlar için falan. Her neyse. Uyuyacağım galiba arkadaşlar. Uyutabilirsin oğlum. Eminim vallahi bilir birader ya. Gerçekten eminim. Ama birazcık sessiz olmamız lazım. Uyanabilir. Tamam tamam, sessiz olacağım Allah Allah ya. O var ya, babamızı görünce aklı feri işleyecek gerçekten de. Tamam tamam, sakin ol, merak etme. Şimdi onu tutacağız buradan. Kaldır şöyle. Tamam kaldırıyorum, bir saniye. Allah, çok ağır gerçekten de. Tamam yapacağım. Lan. Neredeyim ben Abbas ya? Kardeşim suya bak bakayım. Oğlum çok komik. Ya Abbas, bu komik değil bir kere. Iii, çok iğrenç kokuyor bu su. Tabii ki de iğrenç kokacak oğlum. Yapışmış oldu her yerin. Saçların. Ondan sonra ne bileyim kardeşim. Tüm karizman gitti. Güzel bir şakaydı. Hiç bir güzel şaka değil aslında, biliyor musunuz arkadaşlar? Arkaya bakın. Bakıyorum, ne olmuş oğlum? Bak bakalım Abbas, ne olmuş, ben sana söyleyeyim mi? Söylemi ister misin? Söyle kardeşim. Gelin bakalım buraya. Gel Abbas. Yalla. İkiniz de benim gibi artık yapışmışsınız kardeşim. İkiniz de aynı benim gibisiniz. Ne bu intikam alacağım? Neyin intikamı arkadaşlar ya? Neyden bahsediyorsunuz? Aa, siz gelmişsiniz. Evet İngilizcan, meyve tabaklarınızı hazırladım. Nasıl gözüküyor, güzel mi? Evet güzel gözüküyor ama benim karnım birazcık tok gerçekten de. Her neyse arkadaşlar, siz yiyecekseniz...
Kardeşim mükemmel vallahi bilin ya. Sen de iyi misin? Basayım da istemiyorum yani. Her neyse arkadaşlar bugünkü eğlence buna bu kadar yeterli. Ben gidiyorum. İngilizcen daha biz yeni gelmiştik. Neden şimdi gidiyorsun? Çok eğlendik yani biz burada değil mi Abbas? Evet çok eğlendik. Aynen ya. Gerçekten çok eğlendik. Aynen çok eğlendik. O yüzden şimdi evime gideceğim. Birazcık uyuyacağım. Dediğiniz gibi partinize geldim. Şimdi lütfen beni rahatsız etmeyin. Evime gideceğim. Birazcık sıcak duş alacağım. Ondan sonra... Kardeşim biz de gelsek aslında iyi olacak biliyor musun ya? Her neyse. Gel bakalım can giderim kardeşim biz de. Ya arkadaşlar lütfen. Ya kusura bakmayın gerçekten. Benim birazcık eğlenecek halim yok bu aralar yani. Her neyse. Abbas, can geliyorsanız gelin kardeşim. Yoksa kapıyı açmayacağım yani. Kilitleyeceğim. Tamam gidiyoruz. Kapının önünde bekle. Bekle birader gidiyoruz. Tamam arkadaşlar. Gelin hadi bir an önce ya. Her neyse. Görmüşsünüz bu akşam oluyor. Sizin yüzünden arkadaşlar. Aşağıda dövme tabaklığına zorlarken çok zaman kaybettik. Hayır senin yüzünden. Neyse kavga etmeyin. Onların yanına gitmemiz lazım. Ben onlara gerçekten de çok aşığım biliyor musun? Ben İngilizce'ni çok seviyorum hala. Ben de ne bileyim canı seviyorum. Ben de abla seviyorum. Arkadaşlar bakın onlarla birlikte artık ne bileyim fazla görüşmemiz lazım. Çünkü onlar yani ne bileyim onlar Deniz Impostor Among Us. Anladınız mı? Aramızda bir ayin var. Ne dedin oğlum sen bir şey mi dedin? Kardeşim İngilizce bir şeyler söyledin de sen anlamazsın zaten. Senin İngilizcen yok tamam mı? What is your name Abbas? Kardeşim bilmiyorum oğlum ne abuk sübük sorular soruyor. Patlatacağım şöyle suratını he. Tamam Abbas ya. Her neyse. O zaman arkadaşlar ilk başta ben banyoya giriyorum. Ben de giriyorum. Ya arkadaşlar her neyse bayılarla birlikte girin ya. Nasıl olsun banyo büyük. Ama ilk başta burada ben duş alacağım. Burada yani ne bileyim küvet var. Burada Abbas sen alabilirsin. Ondan sonra sen de bunları ellerini yıkabilirsin yani can. Tamam arkadaşlar birazcık sessiz olun. Çünkü ne bileyim rahatsız etmek istemiyorum. Tamam kardeşim. Tamam birader. Hadi bir an önce yıkan ben yıkanacağım. Tamam ya tamam Allah Allah. Her neyse şöyle duş açalım arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten buz gibi arkadaşlar ya. Ne bileyim dondu yani ya. Vücudum dondu gerçekten de. Oo arkadaşlar şu anda mükemmel gerçekten. Oo kardeşim bir şey değil mi? Küvet daha güzel bence. Sen niye burada yıkamıyorsun? Ya ne bileyim Abbas ya Allah Allah. Neresi denk gelirse işte. Kısacası yani ben burada yıkamak istiyorum. Şöyle yıkanayım arkadaşlar saçlarımızı. Tamam. Şöyle biraz daha durulayalım. Hadi birader hızlı. Tamam arkadaşlar hızlı yapıyorum. Cennet emin misin derin? Evet derin bunu yapabilir misin? Merak etmeyin arkadaşlar. Saç dokusuyla birlikte kapı açmak benim işim. Her neyse. Şöyle arkadaşlar sokalım şöyle tamam. Şöyle hop tamam. Şey yapalım. Allah açtım bakalım ve işte bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz kapıyı açmayı başardım. Benimle birlikte gelin içeriye. Senin açacağını biliyordum kapıyı. Ben de biliyordum. Sen akıllısın derin gerçekten de. Her neyse. Arkadaşlar şimdi onları bulmamız kaldı. Acaba burada mı? Bu oda yapılmamış yani. Ah buradan bir ses geliyor. Yıkan bir sesi galiba banyolular. Emin misin banyoluklarına? Gitsek yanlarına. Bilmiyorum arkadaşlar. Bekleyin. Şöyle bir dinleyelim onları. Ya Abbas ben sana bir şey soracağım. Sor kardeşim. Sen derinden mi hoşlanıyorsun yoksa yani Selin'den mi? Kardeşim ben Selin'den hoşlanırım. Yani can da şeyden hoşlanıyor. Kimden hoşlanıyordun? Ya birader ben Selin'den hoşlanırım yani ya. Teşekkür ederim yani. Tamam işte ben de derinden hoşlanıyorum kardeşim. Peki sen? Ben kimseden hoşlanmıyorum. Senden hoşlanıyor bence Yağmur biliyor musun? Gidelim. Aa ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyorsunuz lan Allah Allah. Ay sizin bayada mısınız burada? Ay kusura bakmayın yani bayada olduğunuzu bilmiyorduk. Ya ne yapıyorsunuz siz Allah'la ya manyak mısın desiniz? Çıkın şu banyodan. Allah'ım yerebim. Ya lütfen bir önce buradan çıkar mısınız? Bakın burada yıkanırız tamam mı? Yani burası bir erkek banyosu. Anladınız mı? Tamam İngilizce. Erkek banyosu. Özür dileriz Abbas. Özür dilerim hemen yani ne bileyim. Bir şeyleri değiştirmez ama derin. Neyse. Bunu bak senin yani hafızama yazacağım bunu. Merak etme. Sen böyle şeyler yapmaya devam ettiğin sürece ben sana kötü olarak bakacağım. Tamam ya arkadaşlar. Özür dileriz. Her neyse gelin benim evlilikli kızlar. Tamam gidiyoruz ya. Gidiyoruz Allah Allah tamam. Hadi gelin bir an önce rezil olduk ya. Uf. Gecenin kaslarını gördünüz mü ya? Çok güzeldi. Ya evet aslında İngilizcen yakışıklı ama ben de ne bileyim canı çekici buluyorum. Peki sen? Ben de Abbas'ı çekici buluyorum. Ben İngilizcen'i çekici buluyorum bir kere yani. O daha güzel. O daha yakışıklı bir kere. Hayır arkadaşlar. Bence can. O daha yakışıklı. Her neyse. Arkadaşlar artık ele gitsek iyi olacak yani ya. Onlar birazcık bize kötü gözle bakacaklar da kusura bakmasınlar yani. Her neyse. Hadi gidelim eve. Gidelim mi gideyim kardeşim? Ondan sonra ne bileyim ya. Saçım falan kuruttum. Sen gelebilirsin bana. Teşekkürler kardeşim. Hadi kardeşim. Ben de gelirim birazdan. Tamamdır arkadaşlar. Bakalım gitmişler mi şöyle bakalım. Ah gitmişler arkadaşlar. Acaba eve nasıl girdiler ya? Evi kilitlerini değiştirmiştim yani. Acaba eve giren bir gizli geçit falan mı var diye düşünüyorum da. Yok arkadaşlar ya. Evde öyle bir şey olsaydı bilirdim yani kısacası. Her neyse. Ama arkadaşlar onların buraya gelmesi bir şeyleri değiştirdi. Yani girdiler banyolarımıza. Sapık mıdır nedir arkadaşlar bunlar gerçekten ya. Onlardan şikayetçi falan olsam mı acaba diye düşünüyorum da. Yok ya. Sonuçta onlar bizim eskiden arkadaşlarımızdı yani. Yağmur eski sevgilimdi. Derin de eski sevgilimdi. Selin de eski sevgilimdi arkadaşlar. Üçü de benim eski sevgilim yani kısacası. Eksilerim arkadaşlar yani. Ne diyebilirim ki onlara karşı? Kötülük yapmadılar. Yani amaçları kötülük olsaydı arkadaşlar kamera falan getirebilirlerdi. Bizi banyoda çekebilirlerdi yani ya. Evet öyle bir şeyler yapabilirlerdi. Ama öyle bir şey yapmadılar arkadaşlar. İyi davrandılar bize karşı. Her neyse. Onları şikayet etmemeliyim. Onlara yani iyi olmalı arkadaşlarımız yani ya. Yani kötülük düşündükleri sanmıyorum. Arkadaşlar sanırım ben Yağmur'a hala bir şeyler hissediyorum. Ya da Deni'ne. Ya da senin arkadaşlar. Bilmiyorum. Hala karar verebilirim yani ya. Ama arkadaşlar ne bileyim. Seninle karşı
karşı daha çok bir şey hissettiğim apaçık ortada. Çünkü onu arkadaşa asla unutamadım. Asla hayatımdan çıkartamadım. Senin arkadaşa benim için özel birisiydi. Ama ne bileyim yani arkadaşa, bazı birtik olaylar yaşadık. Ondan sonra olaylarla birlikte yani aramız gerçekten bayağı bir açıldı. Soğuduk arkadaşa birbirimizden. Ama arkadaşa artık günün geldiğini düşünüyorum. Ve gidip artık onu açılsam mı? Düşünüyorum da. Yok arkadaşlar ya, açılmayayım. Ya beni reddederse? Acaba benim birlikte tekrar sevgili olur mu? Yoksa olmaz mı? Yorumlar dizin. Hepiniz önünde kalbiricim Dark Usayesi. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Şu anda son sakinlerine çıktı. Hadi bakalım arkadaşlar. Solda bir video var. Solda da kanalımıza abone olabilirsiniz için sakinlere tıklayın arkadaşlar. Orsana kırmızı bir direnç ve unutmayın Dark Usayesi. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bunları hala yapmayanlar varsa yapsın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın. Solda sağ çıkan ve tıkla. Ortada da kırmızı bir direnç. Bunu da yap. Abone ol. Bir direnç. Yorum da at arkadaşlar. Like that. Görüşürüz.